Merhaba arkadaşlar. Kimya Dersim YouTube kanalında Palme Yayınları TYT Soru Bankası çözümlerimize devam ediyoruz. İkinci ünitenin 18. testiyle devam edeceğiz arkadaşlar. Periyodik özellikler ve değişimleri ile ilgili. Her zamanki gibi hatırlatmamızı yapalım. Videolarımızı beğenmeyi ve kanalımıza abone olmayı unutmayalım arkadaşlar. Hemen sorularımıza geçelim. Şimdi birinci sorumuzla başlıyoruz. Bakalım ne istiyor bizden? Diyor ki X ve Y elementleri periyodik cetvelin aynı periyodunda bulunmaktadır atom hacimleri arasında x, y'den büyükmüş arkadaşlar. Buna göre diyor 3 tane yargı var hangileri doğru olabilir diye sorulmuş. Birinci ifadede birinci yoğunlaşma enerjileri arasındaki ilişki y büyüktür x diyor. Şimdi burada şuna dikkat etmemiz gerekiyor. Ee, olabilir ifadesi yer alıyorsa ihtimaller söz konusu olabilir arkadaşlar ki burada dikkat edin. Aynı periyot elementleri ise bunlar hemen aklıma şu geliyor. 1 küçüktü, 3A'dan o küçüktü. 2A'dan o küçüktü. 4A küçük. 6A küçük. 5A. O küçük. 7A. O da küçüktür. 8A sıralamasını hemen zihnimde canlandıracağım. Neden? Çünkü burada dikkat edin. 5A ile 2A istisnaları vardı. Olmaları gerekenden biraz daha yüksek iyonlaşma enerjisine sahiptiler. Dolayısıyla y büyüktür x de olabilir, x büyüktür y de olabilir. Çünkü 5a'da veya 2a'da bulunma ihtimallerine göre. O zaman bu ifade ne dedik? Doğru dedik. X metal, Y ametaldir diyor. Şimdi burada şuna dikkat edelim arkadaşlar. X Y'den büyükse, o zaman X'in nerede olması lazım? Ee, sol tarafta, Y'nin ise sağ tarafta olması gerekiyor. E, X'in metal, Y'nin ametal olma ihtimali tabii ki var. Çünkü metaller sol tarafta yer alır. Ametaller sağ tarafta tam sınır bölgesinde yer alıyor olabilir. Dolayısıyla buna da hemen doğrudur diyelim negatiflikleri arasındaki ilişki Y X'ten büyüktür demiş. Sonuçta Y arkadaşlar sağ taraftaysa elektronegatiflik de sonuçta sağa doğru giderken periyodik cetvelde aynı periyot üzerinde sağa doğru giderken artıyordu. O zaman bu ihtimale de doğrudur diyeceğiz. Cevabımız bu durumda 1 2 ve 3 olacak. E şıkkını işaretleyebiliriz. Geçelim ikinci soruya. Üçüncü periyotta bulunan bir grup elementinin yoğunlaşma neresi? atom numarasına göre değişimi grafikteki gibidir diyor. Şimdi böyle bir durum nerede vardı arkadaşlar? Mesela ben buraya 1A, buraya 2A diyemem. Neden? 2A'dan sonra biliyorsunuz aşağı doğru bir kırılma söz konusu oluyordu. O zaman demek ki bu daha üst kısımlar. Hatta ben şuraya isterseniz o e, şuraya çizebiliriz. Hatırlarsanız şöyle çiziyorduk. Şöyle geliyorduk. Biraz aşağı inip sonra bir daha yukarı. Sonra aşağı sonra yukarı. Şöyle aşağı doğru geliyorduk. Bakın burası 2 aydı. Burası 5 aydı. Şurası 4A. Şurada 6A. 3A şeklinde gidiyordu. Şimdi ben buraya baktığım zaman e, şurası da olabilir. Burası olabilir mi? Yok. Burası olamaz arkadaşlar. Neden? T dikkat ederseniz çok fazla aşağı inmemiş. Yani şuradaki elementten sonra ta bir sonraki periyoda geçtiğimiz için arkadaşlar ...bayağı bir aşağı inmesi gerekiyordu ama şurada durduğuna göre demek ki şu kısmı kesip bize göstermişler. Bakın şu kısmı göstermişler. O zaman biz ona göre cevaplayacağız. Demek ki burası 5a, şurası arkadaşlar 4a olabilir. Şurası kaçtır? 3a'dır. Şurası da 6a şeklinde gösterebiliriz. Şimdi sırasıyla bakalım. X 3a grubundadır diyor. Doğru diyor. Hemen işaretleyelim. T'nin oksijenli bileşiğin sulu çözeltisi asidiktir. T arkadaşlar baktığımız zaman bir ametal oksijenli bileşiği asidik olur. Y ile Z'nin değerlik elektron sayıları toplamı 11'dir diyor. Bakın burada Y ile Z'nin değerlik elektron sayıları toplamı dedi. 5A'da 5, Y'de de 4 olduğuna göre toplarsanız 9 yapıyor. O zaman buna yanlıştır diyelim. Cevabımız 1 ve 2 çıkacak. Yani D şıkkını işaretleyebiliriz. Hemen geçelim 3. soruya. 3. soruda bakalım bizden ne soracak. Hemen Aynı soy gaz elektron düzenine sahip olan aşağıdaki taneciklerden hangisinin son yörüngesindeki bir elektronu koparmak en zordur diyor. Şimdi arkadaşlar bakın 18 18 18 şuraya 18 şuraya da 18 diyoruz. Yani bunların hepsinde 18'er tane elektron var. Fakat çekirdekteki pozitif yük sayısına kadar fazlaysa çekim gücü o kadar fazla olmayacak mı? Dolayısıyla elektronu koparmakta o kadar zorlaşır. Yani proton sayısı en büyük olanı tercih etmeniz yeterlidir. A şıkkında 20. Bakın diğerleri 20'den küçük. O zaman cevabımız A'dır diyebiliriz. Geçelim hemen dördüncü sorumuza. Dördüncü soruya geçiyorum. Sorumuzda ne istiyor? Diyor ki X, Y, Z elementlerin periyodik cetveldeki konumları şekildeki gibidir. X'in arkadaşlar ben 7 olduğunu söyleyebilirim. 2, 7 elektron dizilimine sahip olduğundan dolayı. Ve ikinci periyot elementidir. Bakın 2-7 dedim değil mi? Yani şöyle yazdığım zaman ikinci periyot 7A olduğunu söyleyebilirim. O zaman burası da üçüncü periyot olacaktır. Burası 7A ise şurası 6A. O zaman buraya da 5A diyelim. Buna göre demiş yargılardan hangileri doğrudur? X'in hidrojenli bileşin suluç özelliği Y'ninkine göre daha asidiktir diyor arkadaşlar. Evet. Evet küçük bir ara vermek zorunda kaldım arkadaşlar. Hemen devam ediyoruz. X'in hidrojenli bileşin suluç özelliği Y'ninkine göre asidiktir diyor. X arkadaşlar sonuçta bir ametaldir ve 7A grubu hemen flor hatırlayın. Hidrojen florür dediğimiz zaman zayıf bir asit olduğunu hatırlamanız gerekiyor. Peki Y'ninkine göre daha asidiktir ifadesi doğru olur mu? Yanlış. Neden? Yukarıdan aşağıya doğru 7A grubunda arkadaşlar hidrojenli bileşikler asitlik değeri artar. Bu bilgiyi unutmayın. Yani şöyle diyebiliriz, hidrojen florür en zayıfıdır. Hidrojen klorüre göre o zayıftır. Hidrojen bromür o da küçüktür. İşte hidrojen iyodür diye yazabilirsiniz. Burada daha asidiktir ifadesi yanlış oldu. Elektronegatifliği en fazla olan x'tir diyor. Sonuçta e, bunun arkadaşlar flor olduğunu hatırlarsan zaten periyodik cetvelde elektronegatifliği en yüksek olan element flor elementidir. Bunu hatırlamadınız 7a grubu zaten en yüksektir ve aşağıdan yukarıya doğru Çaplar küçüldüğünden dolayı elektronegatiflik artar diye de bilirsiniz. Yani sonuçta bu ifade doğru çıkıyor. Atom yarıçapları arasındaki ilişki Z büyük Y büyük X ilişkisi vardır diyor. Burada arkadaşlar soldan sağa doğru çap artıyordu. Yukarı doğru azalıyordu. Dolayısıyla Y'nin çapı bakın. Z'den küçük X'in çapı da Y'den daha küçük olacaktır. E, bu sıralama doğrudur diyoruz. Cevabımız 2 ve 3 doğrudur olacak. Yani B şıkkını işaretleyebiliriz 4. sorumuz için. Geçelim 5. soruya hemen bakalım. X elementinin ilk 5 iyonlaşma enerjisi verilmiş. 100, 733, 1100, 1405, 1905 şeklinde. Ve buraya ben dikkat ettim arkadaşlar. 3,5 kattan daha büyük bir oran var. Dolayısıyla ben bu element için 1A grubu yorumunu yapabilirim. Buna göre A grubu elementi olan X ile ilgili yargılardan hangileri doğrudur? Bulunduğu periyotta çapı en büyük olan elementtir. Zaten soldan sağa doğru çap biraz önce söyledik küçülüyordu. 1A o zaman en büyüktür. Doğru. İkinci periyot 1A grubundadır diyor. Şimdi periyot hakkında bir yorum yapabilir miyiz? İlk 5 yoğunlaşma enerjisi verilmiş. Kesinlikle istemiyor. Periyodu hakkında nereden bilgiye ulaşabiliriz? Ee, Buna göre a grubu elementi olan x ile ilgili ikinci periyot 1a. 1a olduğunu söyleyebiliriz ama periyot hakkında yorum yapamadık. Kesinlikle istememiş. Ben mi göremedim acaba? İkinci periyot 1a grubundadır. Olma ihtimali var. Ama diğer periyotlar da olabilir. Bu dursun arkadaşlar ben tam dikkat edemedim yani bir yerde Eksik bir şey mi okuyorum diye Bileşiklerinde değişken pozitif değerlik alamaz arkadaşlar Bir a grubu zaten tek değerlik alır bu yanlış zaten Cevabımız yalnız bir çıkıyor bu durumda 5. soru için Ama e, Kesin hangileri doğrudur Doğru olma ihtimali var sonuçta ben o yüzden biraz takıldım da X elementinin ilk 5 iyonlaşma enerjisi Neyse arkadaşlar ben bunu e, yalnız bir diye işaretliyorum. Siz daha sonra eğer farklı bir yorumda bulunursanız belirtin. Ben şeye dikkat edemedim yani. Çünkü ilk 5 demiş. E, burada ikinci periyot olduğuna dair baş yani üçüncü periyot olma ihtimali de yok mu? İkinci periyot olma ihtimali de var. 3. periyot da olabilir sonuçta. 1100 1405 1905 Hani bunun doğru olma ihtimali de var hangileri doğrudur demiş Neyse dursun bir ee, Burada arkadaşlar dediğim gibi eğer e, Benim görmediğim bir şey varsa yorumlarda yazarsınız artık kontrol ederiz Şimdi 6. soruya geçelim temel aldaki elektron dizilişleri yukarıda verilen x ve y elementleri ile ilgili 3 e, tane yargı var hangileri doğrudur demiş X için arkadaşlar 3. periyot 2a diyebiliriz Y için 3. periyot 6a diyelim Sonrası ne diyor yargılardan hangileri doğru demiş x2 artı ve y2 eksi yonlar aynı soygaz elektron düzenindedir. Şimdi arkadaşlar dikkat edin x2 elektron verirse elektron dizilişi 2 8 olur. Y2 elektron alırsa 2 8 8 olur. Peki aynı soygaz elektron düzeni oldu mu? Tabii ki olmadı. O zaman bu ifade yanlış. X'in atom çapı y'ninkinden büyüktür demiş. Burada arkadaşlar x 2 a dedik y'ye 6 a dedik. X'in atom çapı yerinkinden tabii ki büyük olacaktır. Aynı periyot elementleri 2A'da çap daha büyük olur. Sağa doğru çap ne oluyordu? Küçülüyordu çünkü. O zaman bu ifade doğru. Y'nin elektron ilgisi X'inkinden küçüktür demiş. Y'nin elektron ilgisi. Y'ye baktığımız zaman 6A sonuçta A metal arkadaşlar. Sadece A metal olmasını da bırakın. Çap küçülüyor sağa doğru dedik. Elektron ilgisi artıyor diyebilirsiniz. O zaman Y'nin elektron ilgisi x'inkinden büyüktür demesi gerekiyor. Cevabımız yalnız 2 çıkıyor. Yani B şıkkı diyebiliriz 6. sorumuz için. Evet 5. soruyu A mı demiş? Biz ne demiştik? Biz de A demiştik ama e, bunun doğru olma ihtimali de var demiştim. İlk 5 iyonlaşma enerjisi 100 733 şimdi 1A olduğunu söyleyebiliyorum ama periyodu hakkında buna göre A grubu elementi olan x ile ilgili. Neyse geçelim. Ben hani 2a iki ikinci periyot 1a grubu olma ihtimali de var aslında ama ona nasıl direkt o yanlıştır diyoruz. Onu ben çözemedim burada. Neyse dikkatimden kaçmış olabilir. Sizler de arkadaşlar dediğim gibi bir bakarsınız. Şimdi geçelim 7. soruya. Periyodik cetvelin A gruplarında yer alan X, Y, Z elementlerinin ilk 4 iyonlaşma enerjileri tablodaki gibidir. Tamam. Buna göre yargılardan hangileri doğrudur demiş. X ve Z aynı gruptadır diyor. Şimdi arkadaşlar 191 489 874 5900. Ha şurada işaretimizi koyalım. X hangi grup arkadaşlar? 3A grubu. Hemen yazalım. Y'ye baktığımız zaman 175 347 1850 şurayı işaretleyebiliriz. Y 2A grubu. Çünkü burada 3.5 kattan büyük bir oran var. Burada da 3.5 kattan büyük bir oran var. Ona göre biz aralığı belirliyoruz. 138, 434, 651, 2768. Yine 3A grubu diyebiliriz. X ve Z aynı grup çıktı mı arkadaşlar? X de 3A. Doğru. Y'nin değerlik elektron sayısı 2A olduğu için 2'dir. Doğru. Z'nin atom numarası X'inkinden büyüktür diyor. Şimdi Z arkadaşlar dikkat edin. Birinci yoğunlaşma enerjilerini kıyaslayın. X aynı grupta ama hangisi üstte hangisi altta onu belirlemeye çalışıyoruz. Yukarıdan aşağıya doğru çap artıyordu. İyonlaşma enerjisi bu durumda azalacaktır arkadaşlar. Peki iyonlaşma enerjisi birinci iyonlaşma enerjisi küçük olan kim? Z. Demek ki Z altta X ise yukarıda olacak. Z'nin atom numarası X'ten büyüktür diyebiliriz. Z'nin atom numarası X'ten büyüktür dediği için doğru olur. Cevabımız 1, 2 ve 3 olacak. 7. soru E şıkkı diyelim arkadaşlar. 8. soruya geçelim hemen. Diyor ki periyodik cetvelin toprak alkali metalleri olan yani 2A grubu metallerinden bahsediyor. X, Y ve Z elementten atom çapları X büyüktür, Y büyüktür, Z şeklindedir diyor. E, toprak alkali metallerinde o zaman X en altta sonra Y sonra Z. Z en üstte olması gerekiyor. Buna göre yargılardan hangileri doğrudur? Metalik aktiflikleri arasındaki ilişki X büyük, Y büyük, Z şeklindedir diyor. Doğru yukarıdan aşağıya doğru metalik aktiflik arttığı için doğru diyoruz. Birinci yollaşma enerjileri arasındaki ilişki Z büyük Y büyük X diyor. Çap küçük arkadaşlar Z'de bakın aşağı doğru artıyordu. Dolayısıyla Z büyük Y büyük X sıralaması doğru. Elektron verme eğilimleri arasındaki ilişki. Şimdi X'in metalik özelliği, metalik aktifliği daha fazla olduğu için X büyük Y büyük Z demesi lazım. Burada tersini yapmış. Cevabımız 1 ve 2 olacak. Yani 5 şıkkını işaretleyebiliriz 8. sorumuz için. 9. soruya geçelim hemen. 9. soru aşağıdaymış. Şöyle inelim. Evet PALME eh, elementleri ile ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır diye sormuş. Şimdi arkadaşlar bunların tek tek gruplarına bakalım. Bu 1A grubu 2-1 şeklinde. 2-8-2 2A grubu. 2-8-8-1 1A grubu. 2, 7. 7 A grubu. Burası 8 A grubudur. Helyum arkadaşlar. Unutmayın. Şöyle not edelim bu arada. Ee, bu arada 1 A 2 tane çıktı. Şu daha altta. Ona da dikkat etmemizde fayda var. Diyor ki A şıkkında. Birinci iyonlaşma enerjisi en büyük olan E'dir. Tabii ki aynı periyotta 8 A'nın iyonlaşma enerjisi en yüksektir. Tabii bunlar aynı periyot değil ama sonuçta helyum daha yukarıda kalacağı için diğer elementlere göre e, yukarı doğru da çap azalıyordu. İyonlaşma enerjisi en yüksek oluyor. Zaten periyodik cetvelde iyonlaşma enerji değeri en yüksek olan element helyum'dur. Bunu da aklımızda tutalım. Doğru mu? Doğru. A ile E'nin değerlik elektron sayısı eşittir diyor. A ile E'nin. Sonuçta bu da 2A'da ve değerlik elektron sayısı 2'dir diyoruz. E helyum'un da istisnaydı. 8A'da olmasına rağmen değerlik elektron sayısı 2'ydi. Doğru. Artı 2 yüklü A iyonunun çapı. Eksi 1 yüklü M iyonunun çapına eşittir. Hatırlayın arkadaşlar daha önceki soruları çözerken hep şu ifadeyi kullandım. Bu çapların eşitliği ve iyonlaşma enerjilerinin eşitliği soruluyorsa eşit değildir hiçbirinin arkadaşlar. Dolayısıyla direkt o bilgiden yol açarak yanlış diyebiliriz. Ama bir de şöyle düşünün. A'nın atom numarası kaç? 12. Bakın ispatını da yapalım. 12. 2 artı oldu. Kaç elektron kaldı? 10. Peki M'ye bakalım şimdi. M'nin atom numarası 9. Şurası eksi 1 olursa burası kaç olur? 10. Bakın elektron sayıları eşit değil mi? Ama A'nın proton sayısı fazla. O zaman elektron başına düşen çekim gücü daha büyük olur. O yüzden çapı daha küçük olur. Eşitlik söz konusu olamaz. D şıkkında elektron alma isteği en büyük olan M'dir demiş. Ee, burada arkadaşlar 7A olduğu için biliyorsunuz elektron ilgisi ve elektronegatifliği en yüksek olan grup 7A grubudur. O yüzden doğrudur. Atom çapı en büyük olan L'dir diyor. L'ye baktığımız zaman 1A grubu. Hem... Periyodu fazla çünkü 3. periyot hatta 4. periyot düzeltiyorum. 2, 8, 8, 1 şeklinde. 4. periyot 1A olduğu için hem periyodundan hem de grubundan dolayı çapı büyük olacaktır. Bu da doğru. Evet cevabımız C şıkkıdır dedik. Geçelim 10. soruya. Bakalım 10. soru. Ne istiyor? X, Y, Z elementleri ile ilgili şu bilgiler veriliyor demiş. Buna göre X, Y, Z atomlar proton sayıları arasındaki ilişki hangisine doğru verilmiştir? Şimdi proton sayılarını sıralayacağız arkadaşlar. Elektro negatiflikleri arasındaki ilişki X büyük, Z büyük, Y'ymiş. O zaman X sağ tarafta Z'yi şuraya, Y'yi de buraya alabilir miyiz? Aynı periyot olduğu bilgisi verilmemiş pardon. Aynı periyot demiyor değil mi? Yok. Ama hani zihnimizde şöyle bir şey canlandıralım. X daha sağ tarafta olması gerekiyor ya da yukarıda olması gerekiyor. Üçü de aynı grupta bulunan. Ha, aynı grupmuş. O zaman silelim burayı. Ben aynı periyot diye sıraladım. Aynı grupsa X'i en yukarıya alacağız arkadaşlar. Çünkü elektronegatiflik aşağıdan yukarıya doğru artıyor. O zaman Z, Y şeklinde olması gerekir. E, proton sayısı en büyük olan kim olur? Y büyük, Z büyük, X olur. Y, Z, X, C şıkkını işaretleyebiliriz. 11. soruya geçtik. Hemen bakalım. X, Y, Z elementleri ile ilgili aşağıdaki bilgiler veriliyor. Buna göre X, Y, Z elementleri ile ilgili yargılardan hangileri doğrudur? X ikinci periyottaki alojendir demiş. O zaman ikinci periyot 7A diyelim. Y'nin atom numarası 17'dir. 17 arkadaşlar 2, 8, 7. Üçüncü periyot yine 7A grubu çıkıyor. Z üçüncü periyottaki toprak metalidir. Toprak metali 3A grubuydu. O zaman üçüncü periyot 3A grubu bilgisini yazalım. Elektronegatiflikleri arasındaki ilişki. Şimdi 7A'nın en yüksekti zaten. 7A'da da arkadaşlar üstteki elementin elektronegatifliği daha fazla oluyor. O zaman X büyük, Y büyük, Z dememiz gerekiyor. Doğru demiş. X'in hidrojenli bileşiğin asidik özelliği, Y'nin hidrojenli bileşiğin asidik özelliğinden azdır diyor. Bakın 7A grubunda tekrarlıyorum. Biraz önce söylemiştim. Flor var, klor var, brom var, iyot var arkadaşlar. Aşağıya doğru hidrojenli bileşin asitlik değeri artar. Yani hidrojen iyodur büyüktür hidrojen bromür o büyüktür hidrojen klorür o da büyüktür hidrojen flüorür sırasını unutmayalım. E şimdi baktığımız zaman X yukarıdaysa daha zayıftır. X'in hidrojenli bileşin asidik özelliği y'nin hidrojenli bileşin asidik özelliğinden azdır ifadesine doğru deriz o zaman. Y'nin elektron alma isteği Z'ninkinden azdır demiş. Şimdi Y'nin elektron alma isteği bir metalden daha az olabilir mi? Bu A metaldir ve 7A grubunda arkadaşlar. negatifliği çok yüksek. Elektron ilgisi pardon. E, Elektronegatifliği de yüksek de alma isteği elektron ilgisiyle ifade ediliyor. O yüzden düzeltme yaptım. O zaman demek ki arkadaşlar Y'nin elektron alma isteği Z'ninkinden az olamaz. Cevabımız 1 ve 2 olacak. Hemen C şıkkını işaretleyelim. Geldik 12. soruya testimizin sonuncu sorusuna. Ve ben hemen hatırlatmamı tekrar yapmak istiyorum. Arkadaşlar kanalımızın gelişmesi için videoların beğenilmesi gerekiyor. Yani sizler de eğer faydalı buluyorsanız gerçekten verimli bir şekilde buradaki bilgileri aldığınıza inanıyorsanız sizler ricam beğen butonuna tıklamayı unutmayalım dedikten sonra sonuncu sorumuzu da çözelim. Katman elektron dizilişleri yukarıda verilen X,Y,Z atomları ile ilgili demiş arkadaşlar. E, bu arada X helyumdur unutmayın. 2, 3 burası 3A grubu elementidir. Hatta bor elementini aklınıza getirin. 2-2 arkadaşlar burası da 2A grubu elementi. İkinci periyot 2A, iki ikinci periyot 3A. Burası da birinci periyot 8A grubu elementi diyebiliriz. Evet. Birinci ifade diyor ki Z'nin birinci yoğunlaşma enerjisi Y'ninkinden büyüktür. Z'nin birinci yoğunlaşma enerjisi 2A'nın 3A'dan büyük. Hatırlayın 3 aşağı 5 yukarı ifadesi var değil mi? 1A küçüktür, 3A küçüktür, 2A. Dolayısıyla 2A, 3A'dan büyükse bu ifadeye doğru deriz. X ve Z benzer kimyasal özellik gösterir diyor. Şimdi X ve Z aynı grup mu arkadaşlar değil. Biri 8A'da, biri 2A'da. Biri metal, biri soy gaz alakası yok. O zaman yanlış. Atom çapı en büyük olan Y'dir demiş. Y'ye baktığımız zaman 3A grubu. Ee, peki aynı periyot 3A'nın mı çapı büyük olur? 2A'nın mı? 2A daha solda olduğu için ve soldan sağa doğru çap küçüldüğünden dolayı arkadaşlar. Bakın buraya 2A diyelim, buraya 3A diyelim. E, tabii ki 2A'nın çapı daha büyük olacaktır. Yani yenki daha büyük değildir. Bu gitti yanlıştır. Cevabımız yalnız 1 çıktı. A şıkkını işaretlemiş oluyoruz. Ve bu videomuzda arkadaşlar burada tamamlamış oluyoruz. Sonraki videolarımızda görüşmek üzere.